Arkadaşlar merhaba. Bugün atlı karıncamın temizliğini yapmam lazım. Çünkü çok kirlendi ve tozlandı. Bu sebepten bunu bir temizleyelim. Sizlerle nasıl bir şey olduğunu görmüş olursunuz. Evet. Önce bu demonte, çünkü çatısını bir alacağım ve temizleyeceğim. Çatıyı temizledik. Şimdi asıl iş bu. Şimdi bu da demonte bir parça. Bunu da çıkaracağız. Bunu da temizlememiz lazım. Böyle. Çıkıyoruz. Evet. Biraz zor oluyor burada ama başka da çare yok. Aşağı atölyeye taşımak çok zor iş. Camdan dışarıya fırçayla. Evet. Böyle bıraktık. Bu kısmı çok fazla tozlanmıyor. Bunun içinde bir müzik sistemi mi diyeyim, nasıl söyleyeyim, mekanik bir müzik teferruatı mekanizması yaptık. Onunla beraber şuradan bir bez alayım geleyim. Çok tozlayacak. Üstüne mekanik işte bir müzik sistemi yaptım. Buradan kurtuluş yok. Yani, üstüne bir şey kapatmam lazım ama hep unutuyorum. Burada kapısı var. Yani yeni gelinler çeyizini sergiler. Bizim gibi ustalar da işte yaptıklarını böyle sergilemek ister. Paylaşmak ister. Arasında bir aferin almak ister. Bizim de keyfimiz bunlar. Yani yapmak da güzel. Arasında böyle tozunu almak da güzel. Şimdi camdan silkeleyelim. Sinekliği de kapatalım. Evin içine sivrisinek dolmaz. Temizliğini bitireyim. Yakından da size bir kamerayı indirip görürsünüz içinde. Yani bayağı bir uğraştım buna.
tozdan artık ahşapların rengi kayboldu. Tek bir renge dönüşmüştü. En azından biraz kendime geldi. Ben de terledim inanın. Hava da sıcak bugün. Hala bunun bir de eksikleri var yani. Buna bir ışık sistemi yapmam lazım. Fakat fırsat bulup da bir türlü yapamadım. Şöyle yapalım biraz da sonra elektrik süpürgesiyle evi temizleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Motor da takılabilir ama yani ben böyle natural halinde seviyorum. Natural haliyle işte kollu mekanizmalı. İstersen çevirirsin biraz. Zaten bunlar eğlencelik şeyler yani. Aklınızda olsun, bu gibi işleri evde hanım yokken yapın, sonra kavga edersiniz. Bak şimdi ben rahat rahat her yeri toz atabiliyorum, her yer toz oluyor, nasılsa kimse yok. Bu türlü fırça yeme ihtimalimiz yüksek. İsterseniz diye size biraz da içini göstereyim de. Şimdi bunun içinde şöyle bir mekanizma var. Bunu böyle yani öyle. Bu üst tablayı döndürüyor. Üst tabla dönerken üst tabla bunu da çeviriyor. Burada böyle içinde kollar var. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Parçaları işte notalara göre ayarladığınız zaman şurada içindeki pimleri, onlar do re mi fa sol la si, işte neye göre ayarlarsanız şarkı notalarına göre ayarlayacaksınız, o şarkıyı bu çalacak. İşte böyle. Şimdi bir de toplayalım bunu. Linki şimdi bunu oturtacağız. Bunun belli işaretleri var. Ona göre oturtmam gerekiyor. Farklı bir şekilde oturtursanız mümkün değil. Çalışmaz yani. Onun için çok dikkatli bir şekilde bunu kaldırıyoruz. Buraya bu şekilde. Evet. Yavaş yavaş salıyoruz. Oturdu. Ondan sonra şunları
alıyoruz. Şimdi bir de test edelim. Normalde bunun bir sehpa, yani ayakların üstünde durması gerekiyor ki müzik sesi altta deliği var oradan çıksın diye. Ama yersizlikten mecburen şey yapamıyorum yani, koyacak yer bulamıyorum evde. O kadar çok şey var ki her taraf bir şeylerle doldu yani. Buna da bakalım. Kapağın içi. Şuna şöyle gelecek. Yani bunu bilmeyen biri rastgele sökse toplamak da çok zor olur. Bunun için işte oturdu. Durum bu. Ama çok keyifli. Yani bundan uğraştım, çok uğraştım ama çok keyif aldım. Evet, biraz da yakın çekim yapalım. Seyredenler mutlu olsun.